Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir Bitcoin yorumunda yine birlikteyiz. 60 bine geldik, dayandık ve totalde gördüğünüz gibi toplamda 2,5 trilyon olduk. Çok az kaldı. Burayı kıracak, bir retest yapar ve devam eder. Çünkü Amerika'daki bütün kurumsallar bekliyorlar ve ETF onayıyla beraber kurumsalların çoğu buraya girmeye başlayacaklar arkadaşlar ve DeFi sektörünün %75'ine kurumsallar giriyor. DeFi coinleri uçacak büyük bir ihtimal. Buraya dikkat. Tabii başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere. Arkadaşlar, bu olayı ben ta sizlere 20 Mayıs'ta ben bunu videosunu çekmiştim. Bitcoin'de Temmuz ve Eylül boğası gelecek diye. Temmuz 22 ve Eylül 28'de başlayan iki boğa var. Bunların geleceğini o zamandan söylemiştim. Bir göz atalım. 14'te, 17'de, 18'de yaptığı bu roketlemeyi niye şimdi yapmasın? ETF'ler kabul edilirse ve hiperenflasyonla ilgili bir dahaki Amerikan enflasyonları çok yüksek çıkarsa, bu buradan arkadaşlar roketler. Yükselir yani. Bu insanlar paralarını neyle hedge edecekler? Neyle paralarını, alım gücünü koruyacaklar? Bir şeyle hedge etmeleri gerekiyor. Ya altın, ya gümüş, ya da Bitcoin. Yani. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ben o zaman bunu öngörmüştüm. Tabii medyada birçok kişiyi de dinliyoruz ama kendi öngörüne inanmak çok daha önemli. Aynen dediğimiz gibi ETF'ler kabul olmaya başladı. Aslında normalde Haziran'da kabul edeceklerdi ama 4 kez Sekin bunu öteleme hakkı var ve bunu sürekli öteledi. Öteledi en son ve kabul etmek zorunda kalacaklar. Büyük bir ihtimal öyle duruyor. Ve Amerikan enflasyonu da hiper enflasyon yapmaya başladı. 5.4 geldi yine yıllık enflasyon toplamda. Bundan dolayı insanlar paralarını bir şeyle hedge etmeleri gerekiyor. Ya altın ya gümüş ya da işte arzı kısıtlı gördüğünüz gibi Bitcoin ve kripto paralara doğru yönelmeye başlayacaklar. Altın ve gümüş de şu anda zaten yükselişe geçmiş oldu arkadaşlar. Toplamda gördüğümüz gibi 2,5 trilyondayız. Buraya çıkıp devam edecek. Bitcoin'in dominans değildi bu. Bitcoin'in toplam parasına bakalım. O zaman ne yapmıştı? 1,250 falan yapmıştı. Çok az kalmış buraya gelmesine. 64.000 yaptı zaten. All time high'ın. High'ın neredeyse tepede dans ediyoruz yani şu anda. Bu zaten şöyle bir uyarım olabilir. Herkes böyle bekliyor. SEC de eğer bunu iptal edecek olsaydı zaten baştan şey derdi. Hemen daha önceden açıklıyordu yani bunu kabul etmeyeceğini. Bu sessiz durduğu için de büyük bir ihtimal pazartesinden sonra kopma başlayacak. Amerika'daki kurumsallar arasında arkadaşlar orada bir hype var. Orada bir FOMO var. Kurumsallar girmeye başladı. Halkta şu an bu yok. Oradaki hype 64.000'i geçip 67, 68, 70 olduğunda ve bu ulusal kanallarda haber olmaya başladığında insanlar da buraya saldırmaya ve FOMO'ya başlayacaklar arkadaşlar. İşte burada dikkat diyoruz. Tabii buradaki en önemli şey ETF'lerin kabul görmesi. Pazartesiyi bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu çektim. Ama kabul görmesi ne olur? Şuradan aşağı ineriz. Buradan 42'yi görürüz yani. Eğer onay gelmezse 18-19'unda büyük bir ihtimal. 18-19 hatta arkadaşlar. Onların şöyle tarihlerini size göstereyim. Şuradan arkadaşlar. ETF'lerin tarihleri 18-19 Ekim, 18-19, 25 Ekim'de iki tane var. 1 Kasım, 3 Kasım, 28 Kasım, 22 Aralık, 27 Aralık'a kadar. Böyle git gel. Biri oldu, biri onaylandı, biri onaylanmadı. Hop atıp hop kaldıracak gibi duruyor şu anda. Buradan durdurur bu tarihleri. Önemseyin, bu tarihlere onay gelecek ona göre. Ama şeyi de unutmayın arkadaşlar. Mesela bu onay geliyor. Mesela 18'de onay verdi diyelim bu pazartesi. Zıplatır. 5-10 bin böyle bir all time high falan geçeriz yani. Büyük ihtimal öyle duruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki bunun onaylandığı ne zaman borsada yayına girecek? Borsada diyelim ki 1 Kasım'da yayına girecekse işte o zaman da orada haber olduğu için orada bir satış yer. Hafif bir satış yer. Kar satışları gelir yani arkadaşlar. Ama bizim beklediğimiz büyük dalga, büyük mega dediğimiz şey bunun ardından devam edecek arkadaşlar. Yani bu ETF'lerin kabul görmesiyle devam edecek. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bitcoin şu andaki toplamı 1.1 trilyon 130 140 milyar dolar. All time'ına çok az kaldı. 60-70 milyar dolar kaldı. Ama şu anda ne oluyor? Bakıyoruz total 2'ye bakıyoruz. Yani altcoin'lerdeki parayla hemen hemen yaklaşmak üzere total'a. O zaman da 1.5 falan olmuştu. Burası da yaklaşmak üzere yavaş yavaş. Tabii hype yapmış olan adadır, soldur biraz onlar düşmeye başladılar fakat onlar da devam edecekler. Şuradan dominansa bakalım arkadaşlar. Dominans 46, Ethereum 18. Yani ara bir açıldı. Önceden
42'ye, 41'e, 18, 19 falandı. Bu biraz daha açıldı. Açılması güzel bir şey arkadaşlar. Bırakalım lokomotif gitsin. Lokomotif gitmezse, unutmayın bunu, lokomotif gitmezse vagonlar peşinden gelmez. O yüzden bu çok önemli. Şimdi gelelim arkadaşlar Bitcoin'in kendi ana, Bitcoin USD paritesine. Burada ne oldu? Tam 2020 Eylül'den başlayan yükseliş çubuğunu kırdık işte. Hep söylüyordum bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşalım. Bu çubuğu kırdık arkadaşlar. Üstüne çıktık. Buradan da bir iniş vardı, düşüş vardı. Onu da kırdık. Üstüne çıktık. 61'i gördük. Burada bir retest yapar. 57, 58'e dönüp devam etmesi lazım. Bu da pazara kadar buralarda dolanacak gibi duruyor. Zaten arkadaşlar şurada bakın sarı. Bakmanız gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Wave Trend Cross'ta bakın günlüklerde yakmış zaten, tamam mı? Yakmış, yükseltmiş gidiyor. Her zaman bakın şurada da ne var? EMA Cross var. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük. Tamam, bu nasıl bakılır arkadaşlar? 20 günlüğün üzerinde dans ediyor, tamam mı? Hiç 20 günlüğe çarpmıyor bile. Bayağı iyi yani bu. Şimdi arkadaşlar bunun satışları geldiğinde 50'liklere gelir çarpar. 50'liklere çarpıp dönmesi lazım. 50'likleri kırıyorsa satış derinleşecek demektir. O yüzden 50 günlük ortalamaya her zaman dikkat edeceğiz. Daha başlarındayız arkadaşlar. Yani Ekim, Kasım, Aralık bayağı bir ETF'ler kabul edilme şartıyla zıplar gider. Kabul edilmezse ne olur? 42'leri görürüz. Ama kabul edilmezse zaten arkadaşlar şu 42'den aşağı giderdi. Orada haber geldi zaten. Ben demiştim zaten. Yani Amerika'daki milyar dolarları yatıran adamlar SEC'ten içeriden haber almıyor mu zannediyorsunuz? Zaten bu derivatif şeyler var. İşte aylık alınan önceden satın alınan Bitcoin'de de ETF'ler olanlar vardı. Onların aylık önceden satın alınanlar yükseliş göstermişti ibare. Ona istinaden burada bir ta kaç gün önce 1 Ekim'de yükseliş başladı yani. O alışı buna bağlıyoruz arkadaşlar. Haberi burada geldi yani. Bunun haberi burada gelmesin. Böyle zaten böyle bir hype yapmaz yani. Bitcoin'i 42 binden arkadaşlar 60 bine çıkardı. Yani %33 çıkarmış. Bu zaten o haberin geldiğini gösteriyor. Bir önceki videomu izlerseniz orada da özellikle yorum yaptım. Alt tarafına yorum yaptım. Oradan bunun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu an uzun uzun burada onu anlatmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar EMA Cross'ta 50, 50, 20, 50, 100, 200 günlükleri gördüğünüz gibi üzerinde gayet de rahat rahat gidiyor. Düşüşlerde 50 günlüğü kırmadıkça sıkıntı olmayacak. Devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu Super Trend'i göstereyim size. Ah, aynen burası. İşte Super Trend şurada al vermiş. Nerede al vermiş? Şurada. 5 Ekim'de vermiş. Ondan önce ne al vermiş? VT Cross gördüğünüz gibi günlüklerde yeşil. Buradan al vermiş arkadaşlar. Zaten Wave Trend Cross verip de şuradalarda satış vardı. Bir de Super Trend şurada satış vermişse 50 binde bunu almak gerekiyormuş arkadaşlar. Yani incelediğiniz enstrümanı ona göre bakmanız lazım. Bunu 50 binde almak gerekiyormuş. Geçmiş olsun biz 60 bine gelmişiz. Şahsen ben almadım yani onu söyleyeyim. Henüz öyle bir giriş yapmadım. Mutlaka bu böyle bir çıkış yapıp aşağı inecektir. Şöyle küçültelim. Nasıl ki bu? Ama bu 2 aylık bir periyot olur yani. Şimdi buradan çıkıyor, çıkıyor, tarıyor, tarıyor. Hop bir satış geliyor. Şimdi çıkıyor, 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 tarıyor. Bir satış geliyor. Yani almayanlar satıştan sonra alabilir diye düşünüyorum yani. Öbür türlü şu anda çıkıştayız yani. Şu çıkışa da benziyor arkadaşlar günlük olarak. Bunun bir ufak bir satışı olabilir. Pazartesiden sonra bu bir yine hype yapar, bir iner. Yine benzer rakamları gelir arkadaşlar. Geleceği yerde 56, 55, 56 yıllara falan gelir gibi duruyor şu anda. Çünkü zaten gördüğünüz gibi de bakın açalım şurada. Hype yapmasına, Wave Trend kursun yukarıya gelmesine çok az kalmış. Gördüğünüz gibi. Az kalmış yani. Ya da başka bir yerde bakalım. Diğer bir grafikte bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada ne var? RSI'lere bakalım. RSI'ler de zirveye vurmuş bakın. Şurada zirve kaç? 74'ler, 75'ler günlüklerde. Çok az kalmış. Buradan gelip dönecektir ama bir daha dip yapmaz bu. Şöyle devam edecektir bu aşağı yukarı. Aşağı yukarı devam edecektir. Aynen. Büyük uyarı arkadaşlar. Yani ETF'lerin kabul görmesi. Pazartesi kabul görmezse bu buradan bir aşağı iniş yapar. İndirebilir. Aşağı inmeden arkadaşlar bir satış görmeden destek noktası olmadan
alınması tamamen yanlış. Ha, ben 6 ay bekleyeceğim. Yılbaşına kadar işte zaten siz burada hocam gösterdiniz. Bir sürü tarihler var. Ben alırım buradan. O zaman istediğin yerden al zaten. Yani aralığın ocağın başını göreceğin kadar 3 ay bekleyeceğim diyorsan, yani Ekim, Kasım, Aralık ben beklerim, sıkıntı yok, bu gidecektir diyorsan öyle de o yapabilirsin. Senin bileceğin bir olay. Ben sadece nelerin olduğunu, olabileceğini, bilgileri vermeye çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, en önemli uyarım ETF'lerin kabul görmemesi. Kabul görmezse öperiz arkadaşlar. Bitcoin selasını verirler, 42'de kendimizi buluruz. Ama öyle bir şey yok. Niye yok? Yok arkadaşlar, olsa bu adamlar buradan alır mıydı ya? 42'den aldılar, 60'a getirdiler ya. Niye getirdiler bunu? Demek ki onaylanacak, almışlar haberi alttan. Bu gidecek arkadaşlar. Öyle duruyor yani. Göstergeler öyle duruyor. Yoksa bu öyle çok dik çıktı yani. Ciddi bir çıkış var. Şuradan beri dik çıkış var arkadaşlar. Ve süper trendi EMA Cross'u 20, 50, 100, 200'ü iyi dikkat edin. Ve arkadaşlar burada da 20 günlük şu Kaufman mutlaka takip edin. Hatta şurada neydi bu? Onu açtığımızda evet. Bollinger bantlarına göre de Bollinger bantları da burada gelip böyle bir aşağılara gelebilir. Şöyle bir aşağılara göre dinlenebilir. Ama pazartesiyi görmesi lazım. Pazartesiyi gördüğümüz zaman olacak bu iş. Pazartesi ki onaya bağlı. 18'i, 19'u salı günü de var. Ondan sonra 25'inde 2 tane var. Buralara dikkat diyorum. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Tabii son bir uyarı. Şurada arkadaşlar Ethereum direkt şeye bağlı. Yani Ethereum dediğimiz arkadaş nereye bağlı arkadaşlar? Direkt Bitcoin'e bağlı. Şuradan Super Trend'i kapatayım. Görüyor musunuz? Şöyle bir çanak kulp. Bu da kulpu. Ethereum'da 4000'i geçtiği anda, 4100'ü geçtiği anda arkadaşlar. 4100 şurası tam hype'ı. 4100'ü geçtiği zaman Ethereum'u tutamazsınız 5000'lere. Çok ciddi bir, bakın şuradan nereye gelmiş? 1700'den 4000'e gelmiş. 2000 atar arkadaşlar. 5400, 5500, 6'lara kadar gidebilir. Ciddi bir hype yapabilir. Ethereum'un bu fincan kulp aynen duruyor arkadaşlar. İlla çalışacak diye bir şey yok ama gider. Aynısı aslında Bitcoin'de de var arkadaşlar. Şöyle bir küçülteyim. Totali görüyor musunuz bak? Fincan kulp. Aynen. Fincanı bu da kulbu. Bu da bir atabilir yani. Çok ciddi atış yapabilir. Bunun atış yapması nereye bağlı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ETF'lerin onay yapmasına bağlı diyorum. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer adayla sola dikkat edeceksiniz. Onlar çünkü hype yaptı. Yukarı çıktılar. Puanlarını aldılar. Ama beraberinde yürüyebilirler. Onlara da dikkat etmeniz lazım. Diğer altcoin'ler de Ethereum'un yapacağı koşuya bağlı. Yani tekrar Ethereum'a şuradan bakalım. Ethereum'un yapacağı fincan kulpu görüyorsunuz burada fincanın kulpu. Eğer Ethereum burada 4100'ü kırıp da yukarı koşmaya başlarsa altcoin'lerin tamamı da onun peşine takılır diyorum. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.